Merhabalarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilota ve Zoo Olacaklı bugün çektiğim ilk vlog videom olacak. Benimle bir hafta vakit geçireceğiz. Çok sürpriz gelişmeler de olabilir. Çok böyle yani ekstra işler de çıkabilir bu arada. Hani işlerim olur. Eğer çekemezsem ben gün içinde zaten size güncellemiş olacağım. Bugün okula gideceğiz. Ben artık master'ı bitiriyorum. Bugün tezimi teslim edeceğiz. Ay, o kadar çok uykum var ki gözümü açamadım zaten. İyi, bugün kötü görünmüyorum çünkü saçımı örmüştüm. Dün duş aldığım için iyi, dağınık değilim yani. İlk kez böyle düzgün çıkıyorum karşınızda. Şunu düzelteyim. Neyse, şimdi çok fazla vaktim yok. Hemen hazırlanıp çıkmam lazım. Görüşürüz. Bunlar da bizim bahçede beslediğimiz kediler. Bir ağacını mı koparmışlar gene yaprakları? Neyse. Bugün hava çok güzel. Yani kuş sesleriyle güne başlamak insana gerçekten çok iyi geliyor. Kamerayı ise çeviremedim çünkü çok komik oldu bu durum. O yüzden annemin gelmesini bekliyorum. Ayakkabı mı seçiyor bu kadın? Ne yapıyor anlamadım, gitti ya. Geç kalacağız zaten. 15 durak mı ne kaldı? Yürüsem mi beklesem mi? Beklesek daha iyi olur. Heh, geldi. Geldi. Hadi anne. Şimdi saat 8:05 geçiyor. Otobüsü yetişeceğiz. Ben bugün danışmanımla buluşacağım. 10:30'da enstiteye gidip test teslim için başvuru yapacağım. Hani birkaç ekstra iş de olursa onları gün sonunda sizinle paylaşmış olurum. Çünkü gerçekten telefonla çektiğim için bu vlogu pek böyle çekim yapmak gibi bir vaktim olmayacak maalesef. Şurada komşuların sesi geliyordu. Neyse. Ya tedirgin oldum. Ah. İşte bakalım. Hemen hızlıca yetişelim de otobüse. Ah, geç kalmayalım. Otobüs çok hızlı geliyor bu ara. Otobüs genelde çok kalabalık oluyor da hani konuşamayabilirim sizinle. İşte okula doğru geldiğimde yine görüşürüz yani. Bineceğiz. Ondan sonra danışmanımla buluşup tez işlemlerimize başlayacağız. Ay, bugün çok güzel bir gün. Üçkuyular girişinde trafik çok yoğundu. O yüzden biraz ağır asak geldik ama saat sanırım 9:10 geçiyor. Allah, benim bir tane benekli var. Şurada göstereyim ben size. Durağın arkasında. Aman bir tatlı bir tatlı görmeniz gerek. Ay. Yine bedenen çok yorgunum yani çünkü hala uyanabilmiş değilim. Ay, göstereyim size Velidi. Neyse. Günaydın. Günaydın aşkım. Ay, yerim ben şimdi. Ay, çok tatlısın sen ya. Şimdi tam olarak bir bilgi vermedim hani test teslim sürecinde neler oluyor falan diye. Önce ben danışmanımla görüştükten sonra bir
başvuru formu, yani şey, hani tezimi teslim ettiğime dair bir form doldurmam gerekiyor. Sonra arkasından bilgisayar başında da intihal raporunu görmek için tezimi bir program var. O programdan geçirdikten sonra işte çalışma boyunca tezimde ne kadar çok alıntı yapmışsam onu rapor halinde size çıktı olarak gösteriyor. Ve tabii ki bunun her üniversitede belli bir yazım kılavuzu var. Bu yazım kılavuzlarına, yani kesinlikle baştan sona iyi şekilde okuyup ve düzeltme sürecinde de çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yoksa hani teziniz kabul edilmiyor hiçbir şekilde. Bugün bakalım, benim için bir ilk olacak. Bugünü böyle bir sağ salim bitirelim de başka hiçbir şey istemiyorum gerçekten. Biraz böyle heyecanlıyım da aslında, karnıma da kramplar giriyor. Biraz sakinleşeyim. Ondan sonra yine rahat rahat konuşuruz gün sonuna doğru. Çünkü çok yoğun olacağım. Bir de yemek yiyecek miyim hiç bilmiyorum. Ona da artık vakit bulabilirsem, yani işlerimin ne kadar çok sürdüğüne bağlı biraz da. Günaydın. Şimdi ben de duraktayım. Duraktayım. Evet, duraktayım. Sabahları konuşmak çok zor geliyor bana. Bugün bu vlogu çekince anladım. Gerçekten zor geliyor yani. Şimdi herkes gelmeye başladı. Ben otobüsü bekleyeyim. Okula gelince görüşürüz. Hemen bir çıktı almam gerekiyor. Ondan sonra da let's go. Ay, Trendyol'dan böyle bir aksesuar almıştım. Çekim yapıyorum ya Instagram'da. Şimdi akşam eve gidince bunu perdenin üstüne bir takarım. Böyle şey, yapay yapraklı bir şey, aydınlatma almıştım. Şöyle kablolu. Okula geldim, hemen takaldım şu an cidden. Of. Ben hemen çıktığı basayım. Ondan sonra enstitüye. Ben başvuru formumu doldurdum. Şimdi benim tezimle ilgili bir şeyler çıkmış. Tezimi almaya gideceğim şimdi. Bakalım, merak ediyorum. Danışmanımla hallettik. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, düşündüğüm gibi düşük çıktı. Ve gerçekten hani korkuyla heyecan arasında gerçekten 3,5 atıyordum, yani öyle söyleyebilirim. Şimdi sabah beri dilekçe yazıyorum. Önümdeki işleri bitirmem lazım. Ondan sonra da yemek yemem lazım. Yemek yemedim. Bir de tezi bir düzeltmem gerekiyor tekrardan. Kaç yer kaymış. Ondan sonra arkasından yukarıya çıkarız. Planet çalışırım. İngilizce çalışırım. Ondan sonra ya bugün teslim etmem lazım ama yan taraftaki yetkili bugün olmadığı için, dolayısıyla yarına kaldım.
Neyse, tamam. Oldu bu iş. Bu iş oldu. Geldim. Ondan sonra biraz bir şeyler yedim. Nefsimi körelttim. Çok felaket acıkmışım zaten. Bugün de hakikaten yorgundum yani ve yoğun bir gün geçirdim. Eve gelirken videolarım ne yazık ki silindi. Ve dolayısıyla ben de inzivaya çekilmiş bulunmaktayım. Neyse bütün bir hafta zaten sizlerleyim. Bakalım. Yani bu pandemi şartlarında bir şeyler çekmeye çalışacağım. Elektrikler kesildi. Elektriğin gelmesini bekliyoruz aslında. Ama bu arada size bir şöyle bir ay manzarasını göstermek istedim. Çok zifiri karanlık gözüküyor. Benim için gün bitti. Elektrik gitti geldi. Ama hala işim bitmedi. Bu hafta bu proje de bitti mi? Artık tamamen önümüzdeki ay için sınava odaklanacağım. Yani çok bir şey yapmayacağım. İşte ben bu ben İngilizce çalışamadım. Yoğunluktan ötürü. Enstrümanı zaten elime alamadım. Hiç mecalim yoktu zaten. Eve gelir gelmez. Valla kaldığım yerde böyle puf gibi böyle oturdum artık. Daha ne yapayım yani. Hani ben de çalışıyorum ediyorum ama hani bir süre sonra benim de enerjim tükenmeye başlıyor. Ve gerçekten dinlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Yani şu bir yılın herhalde üstümde bir yorgunluğu var şu anda.
yarın daha rahat çalışırım gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten yani zihnen de çok yorgunum. Ki bedenen de öyleyim. Yani öyle kısa bir anekdot vermek istedim yabancı dil konusunda. Ben bu hafta İngilizce kursuna başlıyorum. İngilizce dersine başlıyorum. Kurs değil de İngilizce dersine başlıyorum. Zaten göreceksiniz yani bu çarşamba günü. Bakalım. Vallahi bu yeni hafta bayağı güzel şeyler olacak. Evet. Bu arada size bir şey önereceğim de demin bunu yapıyorum. Wallstreet diye bir uygulama var. Buradan hem İngilizce dinleme yeteneğinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Hem de bu şıklardan birine tıklayarak hem doğru olan yani şıkları hani dinleyerek buluyorsunuz. Gayet bence güzel. İkinci bir alternatif olarak yeni makale okumak isteyen işte YDS ve YÖK dil sınavına yeni hazırlanan arkadaşlarım için bunu açtım. Burada böyle çeşitli konular var. Bu konulardan birini açıp istediğiniz, ilginizi çeken bir konu varsa buradan makale okuyabilirsiniz. Hatta burada yeni makaleler de var. Şimdi ben bunlardan birini okuyacağım mutlaka yatmadan önce. Bugün ben... Günaydın kızım. Sabah kalkınca giyiniyoruz. O da bizi böyle bekliyor aşağı inmemiz için. Ben şimdi gözlüğümü bir takayım da geleyim. Okula geldim. Ondan sonra biraz soluklanırım. Klarnet çalışırım. Ondan sonra yemek yerim. Ya genelde hep aynı şeyleri yapıyorum zaten. Yani pandemi başladığı zamandan beri bir evdeyken bu kadar hani şey değildim, planlı değildim. Ev işlerinden ötürü filan. Hemen klarnetimi açayım. Çalışayım. Sonra öğlen görüşürüz. Klarnet çalıştım biraz. Ondan sonra şimdi bitti. Bir aşağıya inelim, bir yemek yiyelim. Ondan sonra arkasından biraz ara verip bir aşağıda işler var mı yapılacak eksik gedik? Var mı bir onları hallederim. Unutmuş olabilirim çünkü. Ondan sonra yine çalışırım biraz. Sonra da dediğim gibi işte İngilizce çalışacağım. Tamam zaten. Gün bitmiş oluyor.
Why? Başladım çünkü bizim bahçedeki beslediğimiz sosis böyle zehirli bir ot mu yemiş, zehirli bir su mu içmiş, ne olmuş, hayvan zehirlendi. Ondan sonra biz evde kahvaltı yapamadan kendimizi okulda bulduk. Çok üzüntülüydüm o sebeple. Ben de hani bugün biraz bir ara yaptım kendime. Zaten hep aynı şeyleri yapıyorum yani sonuçta. Ve bugün sadece İngilizceye odaklandım. İngilizce çalıştım biraz. Ondan sonra yere baktım da böyle diken falan var mı diye bugün etek giymiştim. Ondan sonra hava da sıcak. Hakikaten çok sıcak ama biraz lodos mu esiyor ne? Neyse. Günüm güzel başladı. Yani biraz limoni başladı ama yani İyi biraz moralim düzeldi yani sabaha yani göre biraz daha iyiyim. Onun dışında bakalım yarın evde olacağım. Yarın dışarıda işlerimiz var ve bakalım bizi ne bekliyor, çok merak ediyorum şahsen. Bakalım yani burada noktalayayım. Yarın görüşürüz. Herkese günaydın. Bugün evdeyim. Sabah 8 civarı kalktım ancak nasıl kolumun üstüne yattıysam felaket ediyordu. Kolum ağrıdı. Anca geçti. Bir de şu karşıda horozun sesine uyandım. Bir göstereyim size. Tabii ceviz aldım ama görünmüyor. İşte tavukların, horozların sesine böyle uyanıyoruz işte. Ay, günaydın sana da, sana da günaydın. Zaten biliyorsunuz benim evimin manzarası bu şekilde ama önde evler olduğu için karantina adasının yarısı gözüküyor. Eğer gördüyseniz şöyle. Aynen bugün hava güzel.
Hadi bakalım, gün başlasın. Bitirdim. Öncesinde biraz kitap okudum. Aşağı ineyim biraz. Klarnet çalışayım. Ondan sonra bir evi şöyle bir toplayalım. Ondan sonra dışarı çıkarız herhalde. Bugün programımızı hiç bilmiyorum. Ben güne çok erken başladığım için normal olarak. Aha, kuzu gelmiş. Kuzunun bir halini göstereyim de gene bir yerlere girmiş. Aa, senin her tarafın niye böyle top olmuş? Aa. Gel bakayım sen. Sen nereye girdin böyle yine? Yaramaz. Açayım da girsin içeri. Yaramaz kedi. Aldım içeriye. Yaramaz nereye girdiyse artık. Neyse, ne diyordum ben? Sabah Body ile Yumi'nin sesine uyandım aslında. O yüzden bu kadar çok erken kalktım. Normalde ben bu saatlerde hep uyurdum çünkü. Sonra uykum bir açıldı, bir daha da zaten uyuyamadım hiçbir şekilde. Dün de çok yorgundum. İşte eve gelir gelmez içerik çektim. Düzenlemeye çalıştım. IGTV atmaya çalıştım. Atamadım. Video çok uzun oldu. En sonunda artık yapacak bir şey yok. YouTube'a yayınladım. Geç vakit. 5 saat önce yayınlanmış galiba. Ben de uyanır uyanmaz fark ettim. Şimdi bir ufak halini diyorum bir paylaşırım sizlerle. IGTV yani sadece. Hani böyle kısa video gibi. Hani şey gibi düşünün. Yani tam trailer değil ama hani başlangıcını sadece. Ondan sonra arkasından bugün yapılacak iş çok ama ben çok yorgunum. Biliyorsunuz ben home bitkisel yapıyorum. Kapanışı yapmam gerekiyor. Sonra da yapamadığım işler kaldı. Çok birikti. Onları yapmam gerekiyor. Ondan sonra başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Yine gün içinde
bir şeyler eklerim. Bu da sabah bir ayaklarımın arasında beni eve al diye bir hal oldu. Seni odaya almayacağım çünkü sen cezalısın. Balkonumu kirlettiğin için seni içeri almıyorum. Herkese günaydın. Klasik bir pazar sabahı. Hala erken kalkıyorum. Hiç saat şaşmaz mı ya? Daha işte dün ben sizden sonra komşuya gittim. Ondan sonra bir işim vardı. Onu tamamladım. Ondan sonra eve geldim tekrar. Yürüyüşe çıkmayı çok istedim. Ancak yasaklardan dolayı çekindiğim için çıkmak istemedim. Yani işin doğrusu zaten işte biraz bir sofra faslı oldu ondan sonra. İşte yenildi, içildi. Arkasından ben zaten uyudum. Çok yoruldum çünkü hakikaten. Bu arada size güzel bir haberim var. Yapmış olduğum işimde ilk kez kariyere yükseldim. O yüzden mutlu oldum yani 3 ay sonra ilk kez böyle bir şey hani ancak oldu yani yapmaya çalıştım. Hani emek vermeden yemek olmuyor zaten sonuçta. Ondan sonra işte biraz İngilizce falan çalıştım, kelime ezberledim falan, bir şeyler yaptım. Sonra sabah böyle bir karın ağrısıyla uyandım. Ben de midemi üşütmüşüm. Şimdi ben bir nane limon yapacağım. Evet, çok muazzam arkadaşlar. Nane limon yok. Hepsini çıkaracağım şimdi. Şu Lipton'un poşet çaylarını çok seviyorum özellikle. Geçen gün Migros'a gittim. İndirime girmemiş. Dağılım. Acaba nane limon mu yapsam? Melisa çayı mı yapsam yoksa bundan mı yapsam? Bunun içinde ne var? Ben de çal. İkiniz de zencefil. Tamam. Kalmamış. Bunlar kalmamış. Oo, beni izler. Burada var mı? Oo, bunda iki tane kalmış. Ben bunu normalde gece uyuyamadığım zamanlarda filan ya üzüntümden ya sevincimden uyuyamadığım dönemlerde filan hep böyle içtim. Ama gerçekten rahatlatıyor yani. Çok rahat uyuyorsunuz sonrasında. Hiç öyle Prozac, Diderel falan şöyle şeylere gerek yok. Hani en güzel şey ya kilonuzu korumak için ya şöyle yeşil çay içeceksiniz. Yürüyüş sonrası hani vücudunuz ısınıyor ya. Ya bundan alacaksınız. Ya da işte ara öğünlerde ne bileyim uykudan önce filan bu poşet çaylarından içebilirsiniz. Tavsiyemdir yani bu arada. Bu poşet çaylar bu arada sponsor değil. Yani bunları ben kendim aldım. Yanlış anlaşılmasın. Çok uzun bir süre sonra buraya el koydum o yüzden. Yeni fark ettim. Melisa çayı içeyim madem. Evet çünkü nane limon kalmamış. Evet. Ay yapalım. Şimdi ben biraz gece çalışacağım. Dünkü yoğunluktan çalışamamıştım çok. Yanımda da bir tane kuzu var. Şöyle göstereyim ben size. Yanımda yatmayı çok seviyor kuzu. Ablasına özendi. Buraya yatıyor şimdi.
Neyse, özür dilerim kızı, rahatsız ettim seni. Neyse. Karnımın ağrısı biraz geçti ama ne olur ne olmaz, ben yine bir dikkat edeceğim bir şekilde. Biraz sıcak bir şeyler içtim, kendime geldim. Hadi bakalım çalışalım. Çalışmaya başlamışken dinleme düzeyinizi geliştirecek bir site önereceğim size. Burada farklı, mesela geri gidiyorum. Burada bir sürü dinleyeceğiniz konuşmalar var. Dinleme düzeyinizi geliştirerek, mesela hangi seviyedesiniz? Örnek veriyorum. Başlangıç, İşte orta seviye, ileri seviye diye bu şekilde istediğinizi seçip buradan dinleyip ardından dinlediğiniz alıştırmanın, ben mesela bunu dinledim. Buradan istenen, mesela şöyle bir test çıkıyor değil mi? Bunları okuyarak dolduruyorsunuz. Bence gayet iyi. Şimdi okuma düzeyinizi geliştirecek ikinci alternatifi paylaşmak istedim. Bu Futurizm diye bir sayfa. Burada işte okumak istediğiniz türden makaleler bulabilirsiniz. Özellikle YÖK Dil ve YDS'ye girecek olan arkadaşlarıma tavsiye etmek istiyorum. İlk başta hani yazılar biraz böyle size gelebilir böyle. Aa, bu konuyla alakalı ağırmış dedirtebilir. Ama işin içinde mesela şimdi bir sonrakini de size göstereceğim. Mesela işte buna benzer işte teknolojidir. Mesela göstereyim bir örnek. Bilimle alakalı mesela. Bununla ilgili belgeseller izlemelisiniz ki okuyacağınız makalelerin konularını o kadar rahat kavrayabilirsiniz. Mesela size ben yazayım. Hatta YouTube'da izlediğim kanalları yazarım şuraya bir yere. Oradan bakabilirsiniz. Ben gayet hani çerez gibi her şeyiyle sürekli hani izliyorum. Hani dizi izlemeyi bıraktım ama sadece bunları izliyorum. Başka hiçbir şey izlemiyorum yani. Her okuma yaptıktan sonra ve podcast dinledikten sonra artık bu kitaptan İngilizce çalışıyorum. Normalde benim Udemy'de online kurslarım vardı. Fakat son konuya hani gelmiştim ama yani bir hoca bulmuştum ben, daha doğrusu o hocanın kursunu aldım online, yani çevrimiçi olarak. Ancak anlatımı ağır gelince normal olarak ben de artık bu kitaba geçme gereği duydum ve çok iyi bir kitap. Çalışalım istedim. İçerisi gürültülü olunca buraya kaçtım direkt. Kedi var mı diye baktım da. İki tane kedi var burada. Arkamda ağaçlarımı görüyorsunuz. Bu armut ağacı.
Ve bir tane daha ağaç var. Ve çok göremiyorsunuz da portakal ağacı var. Greykut falan var yani. Oh ne güzel, karşıda manzaram mis gibi, burada çalışabilirim. Gönül rahat değil ama çok fena başım şişti yani. Gürültüden başım çok fena şişti. Babam açıyor sonuna kadar televizyonu, ben konsantre olamıyorum falan. Neyse iyi oldu. Burada devam edelim. Bugünlük kapanışı erken yapıyorum çünkü yemek yiyeceğim. O sebeple bugünü böyle sonlandıralım dedim artık. İşlerim de gerçekten çok. Gene yani ertelersem daha çok birikecek. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın. Şimdiden hepinizi çok öpüyorum. İyi akşamlar.